Matematiksel. Bak şimdi dışarıda biz tabii 30 senedir söylüyorduk. Dışarıda da bir MIT'den efendim, yani şimdi tabii onu Türkçe söylerse, biz orada da okuduk da biraz MIT falan, ha MIT'te okumuş falan diyorlar. Estağfurullah falan diyor. Neyse MIT'de falan. Şimdi oradan bir Azmanistanlı profesör de yazmış falan orada. Efendim işte bu Türkçe hakikaten bilime, bilgisayara falan hepsine en uygun dildir falan fark etmiş. Halbuki biz 40 senedir diyoruz ki Türkçe matematiksel bir dildir. Cebrini bile çıkardım. 150 sene evvel de Almanlar geometrisini çıkarmış. Ses uyumunu küp falan dönüyor. Böyle güzel şeyler. E biz 30 senedir 40 senedir söylüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Matematik gibi dildir. Matematiktir yani falan böyle kuralları falan. Her kelimeyi türetebilirsin. Türkçe'de kaç tane kelime türetebileceğini hesapladım. Çünkü cebirini çıkardım. Ya bundan, dünyada bundan zengin dil yok ya. Ve her şeye yeter. Ne keşfedilirse keşfedilsin. Eğer bu dili biliyorsan, bunun matematik yapısını, kurallarını biliyorsan, elhamdülillah biz biliyoruz. Yani Atatürk'ten sonraki son nesil o eğitimi gören. Filan. Şimdi Amerika'da da bunu da yazmış. Şimdi bizim böyle şeyler falan, bunlar demiş. Vay işte Amerikalı bilmem kim, Joe bilmem kim, efendim işte Türkçe böyle bilgisayara en uygun dildir demiş filan. Biz de bunlara dedik ki, ya kardeşim biz bunu 30-40 senedir söylüyoruz, dinlemedin. Ya o benden duydu MIT'de ya. Şöyle bak, komedi. Yani aşağılık duygusu, en büyük hastalık. Yani aşağılık duygusu, en büyük hastalık.